Herkese merhaba, ben Alparslan Hoca, ismim Alparslan Demir. İngilizce'de en sık kullanılan yüz fiilin detaylı incelemesini yaptığımız serimize devam ediyoruz. İngilizce'de en çok kullanılan yüz fiili tek tek ele alıyoruz. Fiillere aldıkları edatlara bakıyoruz. Fiillerle oluşturulan terimler, deyimler, ifadeler hatta atasözlerine bakıyoruz ve örnek cümleler yazıyoruz. Fiilleri cümle içinde kullanıyoruz, cümle çözümlemesi, cümle çevirisi yapıyoruz ve öğrendiklerimizi pekiştiriyoruz. Serimizin 32. videosuna geldik. To eat, yemek, yemek yemek fiilini çalışıyoruz. Zaten kolay bir fiil. Türkçe karşılığıyla çalışma mantığı hemen hemen aynı. Bu seriye nasıl geldik? Daha önce İngilizce'de en çok kullanılan yüz fiili, bakın burada var, bir videoda listelemiştik. Daha sonra sizlerden yorumlar geldi. Hocam daha detaylı çalışsak daha iyi olmaz mı diye. O yüzden listedeki fiilleri tek tek çalışıyoruz. Videoya başlarken sağ alt köşede abone ol diye bir seçenek var. Henüz abone olmadıysanız abone olarak kanala destek verebilirsiniz. Haydi başlayalım. Hemen şuraya başlangıç videomuzun kartını ekleyelim. İngilizce'de en çok kullanılan yüz fiil. Giriş videomuzu izleyip çalışmadıysanız buradan ulaşarak çalışabilirsiniz. Hem de bu serimizin hangi sırayla devam ettiğini görmüş olursunuz. Bu arada videolarımızı kısa tutup fiilleri olabildiğince kompakt bir şekilde göstermeye çalışıyorum. Uzun videolardan biraz sıkılıyorsunuz biliyorum. Fiilimiz Türkçe'ye yemek karşılığını veriyor. İki tane basit cümleyle giriş yapalım. I ate, past simple, dili geçmiş zaman, a small sandwich and an apricot pie for lunch. Öğle yemeğinde küçük bir sandviç ve kayısılı turta yedim, dili geçmiş zaman. You need to eat more vegetables. Sen daha fazla sebze yemelisin. Need to. Daha fazla sebze yemen lazım. Gördüğünüz gibi fiilin mantığı, çalışma mantığı çok kolay. Zaten devam ettikçe göreceğiz. To eat fiili ile kullanılan terimler, ifadeler. Bakın burası önemli. Zaten videoları iyi takip edenler, bu seriyi iyi takip edenler biliyorlar. Her videoda tam bu aşamada aynı şeyi söylüyorum. Terimleri, deyimleri, ifadeleri hatta atasözleri geçiyor bazı videolarda. Atasözlerini mutlaka yazıp ezberlemeye çalışın. Faydasını görürsünüz. Go out to eat. Yemeğe çıkmak demek. Lose desire to eat. İştah kaçmak demek. A bite to eat. Atıştırmalık. Get a bite to eat. Bir şeyler atıştırmak demek. Eat one's words. Tükürdüğünü yalamak demek. Sözünü yutmak demek bakın. Have to eat the same food. Aynı yemeğe talim etmek demek. Have to, zorunda olmak. Ready to eat. Hazır ürünler demek bakın. Bunu görürsünüz. Amerika'da özellikle hazır ürün çok fazla. Her markette bir sürü büyük reyon var. Hazır ürünler, hazır yemekler satılıyor. Cooked, ready to eat meals. Pişmiş, hazır yemekler demek. Daha önce hazırlanmış, pişirilmiş, siz sadece ısıtıp yiyorsunuz. Öyle düşünün. Bunları tekrar bir okuyalım. Go out to eat, yemeğe çıkmak. Lose desire to eat, iştaha kaçmak. Yeme isteğini, arzusunu kaybetmek. A bite to eat, atıştırmalık. Get a bite to eat, bir şeyler atıştırmak. Eat one's words, tükürdüğünü yalamak. Sözlerini yemek gibi, sözlerini yutmak gibi düşünelim. Have to eat the same food, aynı yemeğe talim etmek. Ready to eat, hazır ürünler. Cooked, ready to eat meals, pişmiş hazır yemekler. Bakın ready to eat böyle arada tray ile yazılıyor ama bu şekilde kullanıldığını da görürsünüz. O yüzden ikisini de yazdım. Geldik örnek cümlelere. Farklı örnek cümleler, cümle tercümeleri ile fiilin nasıl kullanıldığını, nasıl kullanılması gerektiğini iyice öğrenip pekiştirelim. Do not eat your bread alone if someone is near you. Yakınında biri varsa ekmeğini yalnız yeme. Bakın ben bunlara kalıp cümleler diyorum. Videolarda geçen, hoşunuza giden böyle cümleleri alıp yazıp ezberleyebilirsiniz. Uygun yerlerde kullanabilirsiniz. Sınavlarda metin oluştururken ya da
konuşma bölümlerinde kullanabilirsiniz. Ne diyor? Yakınında biri varsa ekmeğini yalnız yeme, yiyeceğini, yemeğini başkalarıyla paylaşabilirsin diyor, değil mi? I'm hungry, ben açım. When are we going to eat something? Acıktım, ne zaman bir şeyler yiyeceğiz? The secret to youth is to eat slowly and drink plenty of water. Gençliğin sırrı yavaş yavaş yemek yemek ve bol su içmektir. Bakın bu da bir kalıp cümle bence. Bunu da alıp kullanabilirsiniz. Will you eat here or take away? Burada mı yiyeceksiniz, paket mi olsun? Take away, al götür demek. One must eat to live and not live to eat. Yaşamak için yemek lazım, yemek için yaşamak değil. Bakın bu da ünlü bir söz. Zaten çoğunuz duymuşsunuzdur. Bunu da böylece alıp ezberleyip kullanabilirsiniz. Hadi bunları tekrar bir okuyalım. Do not eat, don't eat your bread alone if someone is near you. Yakınında birisi varsa ekmeğini yalnız yeme. I am hungry. When are we going to eat something? Acıktım. Ne zaman bir şeyler yiyeceğiz? Be going to future tense. Hatta şuraya yazalım durun. Hemen bir yıldız atalım. Be going to future tense'i çalıştığımız videonun kartına ekliyorum. İsteyenler buradan ulaşıp çalışabilirler. Bakın. When, ne zaman? Are we going to eat something? Ne zaman bir şeyler yiyeceğiz? The secret to youth is to eat slowly and drink plenty of water. Gençliğin sırrı yavaş yemek ve bol su içmektir. Will you eat here or take away? Burada mı yiyeceksiniz, paket mi olsun? Paket mi yapalım? One must eat to live and not live to eat. Yaşamak için yemek lazım, yemek için yaşamak değil. Örnek cümlelerle devam edelim. Cooked ready-to-eat meals are practical but not very healthy. Pişmiş hazır yemekler pratik ama çok sağlıklı değil. Pek sağlıklı değil diye tercüme ettim. Healthy, sağlıklı demek. Very, çok. Not, değil. But, ama. Ama varsa olumsuz bir şey geliyor demektir. Yani olumsuz bir şekilde devam ediyor demektir. Mark has not eaten meat for 2 years. Mark 2 yıldır et yemiyor. 2 yıldan beri et yemiyor. With friends, we eat in a small restaurant. Arkadaşlarla küçük bir lokantada, restoranda yemek yiyoruz. Yeriz. We are going to eat at home tonight. Bu akşam evde yemek yiyeceğiz. Yine be going to var. You have to eat a peck of dirt before you die. Çok takılma, herkes payına düşeni yaşar gibi bir anlam veriyor Türkçe'ye. O şekilde tercüme ettim. Bakın bu da birazcık argo ama konuşma dilinde kullanılıyor. Çok da fazla kafanı yorma, sen de payına düşeni mutlaka alacaksın gibi. Dil öğrenirken kültürünü de bilmek, öğrenmek gerekiyor. Bakın birebir tercüme etsek. Eat, yemek. Peck of dirt, bir parça pislik gibi, bir parça toprak, çamur gibi. Sen de ölmeden önce bir parça toprak, pislik yemek zorundasın gibi bir anlam veriyor. Halbuki bu, çok takılma, çok da kafanı yorma, herkes payına düşeni alacaktır gibi bir anlam veriyor. Hemen bunları da tekrar bir okuyalım. Cooked, ready to eat meals are practical but not very healthy. Pişmiş hazır yemekler pratik ama pek sağlıklı değil, değiller. Mark has not eaten meat for 2 years. Mark 2 yıldır et yemiyor. With friends we eat in a small restaurant. Arkadaşlarla küçük bir lokantada yemek yiyoruz. We are going to eat at home tonight. Bu akşam evde yemek yiyeceğiz. You have to eat a peck of dirt before you die. Çok takılma, herkes payına düşeni yaşar. Birkaç tane daha örnek cümle yapalım, sonra videomuzu kapatırız. My son only eats fries. Oğlum sadece patates kızartması yiyor. Cümle geniş zaman olduğu için bunu yer diye de tercüme edebiliriz pek tabii. Zira bir alışkanlık ve tekrar belirtiyor ama oğlum sadece patates kızartması yiyor diye tercüme etsek yanlış bir anlam olmaz. It's time to eat something. I am very hungry. Bir şeyler yeme vakti geldi. Ben çok açım. There is nothing to eat in the fridge. I am going to order a pizza. Buzdolabında yiyecek bir şey yok. Pizza sipariş edeceğim. What would you like to eat? Ne yemek istersiniz?
Eating little drives away a lot of disease. Az yemek birçok hastalığı önler, uzak tutar. Bakın bunu da şöyle işaretleyelim mesela. Ben olsam bunu böylece alır, ezberlerim ve misal sağlıkla ilgili bir konu çıktığında kullanırım. Hemen tekrar bir okuyalım. My son only eats fries. Oğlum sadece patates kızartması yiyor. It's time to eat something. I'm very hungry. Bir şeyler yeme vakti geldi. Ben çok açım. There is nothing to eat in a fridge. I'm going to order a pizza. Buzdolabında yiyecek bir şey yok. Pizza sipariş edeceğim. Ben bir pizza sipariş edeceğim. What would you like to eat? Ne yemek istersiniz? Would like. Daha önce çalıştığımız bir konu. Hatta bunun kartını ekleyelim şuraya. Would like diye. Zaten videolarda farklı konuların, daha önce çalıştığımız farklı videoların kartlarını ekliyorum. Eating little drives away a lot of disease. Az yemek birçok hastalığı önler, uzak tutar. Ve the end of the video. Geldik videomuzun sonuna. Serimizin 32. videosunda to eat, yemek fiilini detaylı bir şekilde çalıştık. Fiilin genel mantığına baktık, fiille oluşturulan terimlere, ifadelere baktık ve farklı örnek cümleler, cümle tercümeleriyle iyice pekiştirdik. Videoyu beğendiyseniz beğen seçeneğini işaretlemeyi, yorum yazmayı unutmayın. Henüz abone olmadıysanız abone olarak kanala destek olmayı unutmayın ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Bildirimlerinizi açarsanız bu serinin devamında gelecek videolardan, farklı konularda gelecek farklı videolardan haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşça kalın.